Biz hemen pastane poğaçasıyla başlayalım istiyorum. Ben klasik tarifler veriyorum. Her evde olan malzemelerle. Meltem abla da püf noktalar veriyor ve çok pratik tarifler veriyor. Benim ona soracağım birçok soru var. O yüzden hiçbir yere ayrılmayın. Pastane poğaçası malzemeleriyle devam ediyorum. Bir paket 250 gramlık tereyağı, bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı yoğurt, tuz, 2 adet yumurta, 1 su bardağı su, aldığı kadar un. Üzeri için sadece yumurta sarısı kullanacağız. Bir elimi yıkayayım. Bir elimi yıkayayım. Çok severim ben pastane poğaçasını. Ben de çok severim. Daha doğrusu ben çok hamurla beslenen, yani Balkan kökenliyiz. Biz evet, bizim evde hamurlar açılır, börekler yapılır. Her şey evde üretilirdi, evde üretilir. Tabii tabii. Dolayısıyla valla bir sürü diyetisyen var, bir sürü sağlıklı beslenme konusunda uzman var. Ama ben yine de hamurdan vazgeçemeyenlerdenim. Hamur ben yemezsem doymayanlardanım. Seviyoruz ya. Aslında sadece biz göçmenlerde değil, memleketimde, Türkiye'de herkes hamur işi seviyor. Bütün Anadolu, biz hepimiz hamurumuz, sofraya oturmayız hamurumuz yani. Ekmekle yoğrulmuş, unla yoğrulmuş aynen gerçekten. Aynen öyle. Aha, yırttırdım Serpil'cim. Şimdi bir poğaça tarifi vereceğim efendim. Böyle pastaneden almış gibi, yumuşacık, pamuk gibi. Ortası tam böyle böldüğünüzde çıtır çıtır. İç malzemesini peynirli, poğaçalı, kıymalı yapabilirsiniz. Biz sade yapacağız ama. Serpil, ne yiyorsun canım? Yok, daha bir şey mi? Yukarıdan yakalamışlar. Serpil, iştahlı mısın biraz? Yok ya, yani onların üstü kurutusu, benim şöyle bir problemim yok. Hiç yapmazsın. İştahlı yani, değil mi? Şöyle dedi diyor. Ben affetmem, yerim. Hani derler ya, pişirince doyuyorum ben, yiyemiyorum diye. Yalan. Ben öyle değilim. Ben pişiririm de, yerim de. Bir kaşık alabilir miyim Serpil'cim? Tatlı kaşık. Şimdi suyumuzun içerisine şekerimi koyuyorum sen. Şöyle. Buraya da mayamı koyuyorum. Biraz burada bu üçlüyü karıştırıyorum. Aktif hale gelsin. Aynen, biraz şekerle birlikte aktif hale gelsin. Aynı şekilde yaş mayayı da bu şekilde yapabilirsiniz. Biz genelde kuru maya tercih ediyoruz daha uzun ömürlü olduğu için, ama yaş maya da olanlar evde kullanabilirler. 2 adet yumurtamız var. Peki yaş maya da kullansak, onu da bir paket mi kullanıyorsun? 42 evet, gram. Minik, aynen 42 gramlık bir paket olarak tercih edebilirler. Yumurtalarımızı önceden yıkamıyoruz. Tam kullanacağımız esnada yıkıyoruz, bilginiz olsun. Şimdi çok titiz hanımlar, gelir gelmez yıkayıp koyuyorlar. Aslında hiç doğru değil yıkanıp konması. Koruyucu, üzerindeki koruyucu su kayboluyor tabii maalesef. O yüzden tam böyle kullanacağınız esnada yıkayabilirsiniz. Şöyle bu iki tanesini üzeri için ayırdım. Şunu da şurada içine koyacağım. Serpilciğime vereyim bunları. Bak, bu yumurta kabuklarını da biz hiçbir şekilde atmıyoruz. Bunları güzelce yıkıyorum, güneşte kurutuyorum. Hı. Ne yapıyoruz? Cilt bakımından tut da peeling yapmak için. Mis. Çiçeklerimin dibine kadar, hatta çamaşırlarınız beyaz olsun istiyorsanız bunları böyle güzelce yıkadıktan sonra nihayetinde kabukta kalsiyum var. Hı hı. Onu güzel bir tülbente sarıp beyaz çamaşırlarımın içine koyuyorum. Çamaşırlarımı da leğene koyuyorum. Vay. Onun içinde bekletiyorum. Rondodan geçirip kuruduktan sonra böyle cildinizi yormadan ve tahriş etmeden o kışın birikmiş olan ölü derilerden kurtulmak için peeling yapabilirsiniz. Dolayısıyla süper. Yumurta kabuğu bir de kıymetli. Çiçekleri de besliyormuş. Çiçekleri de çok besliyor. Orkideleri özellikle. Kesinlikle. Çiçeklerde de kullanılıyor diye duymuştum ben de. Ben bahçede filan hep çiçeklerin dibine yumurta kabuklarını kuruturum, döver döver koyarım. Suladıkça çiçeklere sert kalsiyum geçer. Dolayısıyla ya çok daha canlı. Ya peki bir şey soracağım. Benim bugün bütün yüzümde sivilce çıkmış. Ben böyle sanki 17-18 yaşında ergen çocuklar gibiyim. Ay canım benim. Sivilceleri ne yapacağız? Niye çıktı bilmiyorum. Kurusun diye belki karaciğerini bir şey yormuştur. 37 yaşındayım yani. Ay ben tam ablacığım benim, ya. 37 yaşında ne sivilcesi bu bilmiyorum. Maşallah ama. Maşallah sana. Sen 37'sin. Ben şimdi yaşımı söylemeyeyim 57 olduğumu. Aramızda. Çok güzel ya, kıyamam sana. Bende bile çıkıyor canım, teşekkür ederim. Neden çıkıyor bunlar? Ne istiyor bizden? Karaciğerimizi yoracak bir şey yiyoruz demek ne ki. Acaba? Yediğimiz bir şey dokunuyor bir şey ki. Ya da hormonal bir şeyden dolayı çıkıyor olabilir. Doğru, stres, sıkıntı, hayat şeyi. Cildi iyice temizledikten sonra biraz karbonat sürdüğünde o daha çabuk
kuruyor. Tamam, bu akşam yapacağım. Kuruduğunda da yarın Meltem ablaya selam göndereceğiz yayında. Hadi bakalım inşallah. Ne güzel bir hamur oldu. Evet, yumuşak özellikle, çok yavaş yavaş un veriyorum. Hatta bana kızıyorlar, tam un ölçüsü vermiyorsun, ama bazen bu un ölçüsünde maalesef şey tutturamıyorsun Meltem abla. Yani su oranını un bazen çok çekiyor, bazen de az çekiyor. Unun cinsine, kalitesine göre gerçekten çok fark ediyor. Kenardan bak, böyle hafif hafif bunu göz kararı zaten oturttuklarında izleyicilerimiz çok rahat, çok başarılı hamurlar yapıyorlar. Bu şimdi iki katına kabaracak inşallah birazdan. Yani ben unu şöyle yapıyorum, yaklaşık bir ölçü veriyorum. Farz et ki bu poğaça 6 bardaktan çıkıyor ya da 7 bardaktan çıkıyor. O zaman diyorum ki 5 bardak unu koyduktan sonra geri kalanını yavaş yavaş ekleyin. Doğru. Unun kalitesine göre, cinsine göre. İşte ben de hep öyle söylüyorum. Yani şu an burada aşağı yukarı 5-5,5 su bardağı kadar un var. Evet. Fazla değil. Ama o 5,5 su bardağı unu siz temkinli bir şekilde ilave edeceksiniz. Kesinlikle. Evet, gayet iyi şu bir an. Bir de poğaça hamuru çok sert olduğu zaman tıkız oluyor. Yani içi gözeneksiz. Tabii tabii. Böyle pamuk kokuyor, gibi yumuşacık olmuyor. İyi çok yoğurulmazsa muhakkak maya kokuyor. Dolayısıyla güzel yoğurmakla, iyi yoğurmakla, mayayı ona yedirmekle çok önemli. Çok önemli. Serpil'cim. Tabii bunun akı bir tık karıştı buraya. Bunu sürdürsek kenardan sana. Akım akı karışmış değil mi? Açık olsun. İnsanlık halimiz. Şimdi şöyle güzelce mayalanmış hamurumuzu. Bak Serpil üstünü yağladı mı? Bunun yapışmamış hiç. Yağlı hamur diye yağlamadım Nermin. Vallahi hiç yapışmamış bu sefer. Şu şekilde bakın, çok fazla küstürmeden havasını alıyorum. Çünkü malum özellikle mayalandırıyoruz ve sonrasında da küstürmememiz gerekiyor. Evet. Şöyle. Şimdi direkt bezelere böleceğim. Şöyle. Ama nasıl bir hamur gerçekten. Çok güzel. Çok 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 iyi bir hamur. Şöyle bezeleri yapacağız. Pastane poğaçası. Meltem ablama vereyim bir yandan. Nasıl şekil veriyorsun? Yuvarlak, bunları? Düz. Bak bak, ellere bak işte. Eski toprak. Süpersin. Hamur işini benim gibi çift anneden mi öğrendik? Anneanne. Ben hep anlatırım. Şimdi ben anneanneyle ve babaanneyle büyüdüm ve anne. Türk kadını kolay kolay birisini sevip de benimseyemez biliyorsun Meltem abla. Yani gerçekten içten olmak gerekiyor, doğal olmak gerekiyor ve verdiğimiz tariflerin gerçekten tutması gerekiyor. Ya da ne bileyim hayatlarını kolaylaştırması gerekiyor. Bu çok önemli. Tabii çok önemli. Şimdi sen vermiş olduğun ölçülerle ya da vermiş olduğun tarifle malzemeleri ziyan olması kimin hoşuna gider? Hiç. Ben çok önemserim. Evet, ne yaptım? Poğaçaları güzelce Meltem ablayla yuvarladık ve ben tepsiye alırken biraz şöyle yayvan şekil verdim. Bu çok önemli. O pastane poğaçası ince ve kabarık oluyor. Evet. Aynen onun gibi olması için böyle özellikle dip dibe de sıkıştırdım. Böyle kabardı mı birbirine yapışacak. Efsane bir tablo çıkıyor. Merak etmeyin. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Şöyle. Çatalla iz yapacaksın üstüne, evet, şimdi değil mi? Pastanelerde olur ya böyle çatalla bir iz üstünde. Şimdi izini de yapacağız ama önce böyle bol güzelce yumurta sarısını sürelim ki içerisine çok az miktarda sıvı yağ koydum. Farklı bir şey koymuyoruz çünkü o pembe rengini zaten böyle bol yumurta olduğunda alıyor. Tam böyle pastane poğaçası. Ben bunu sosyal medyada da denediğimde 2,5-3 milyona yakın bir izlenme almıştı ve gerçekten çok denendi. Şimdi efendim bakın şöyle o muhteşem pastane poğaçasının görüntüsünü sağlayacağımız çetal deseni. Çetalı farkındaysanız ters tuttum. Böyle tutmadım. Bu şekilde daha rahat kayıyor. Şöyle bakın, tek hamlede hepsi aynı hizada. Şöyle geçiyoruz. Yani bunlar çok ufak püf noktaları ama önemli tek ama. Tek uğraşmıyorsunuz en azından. Bakın hepsi aynı hizada. Böyle altın gibi diziliyor ve önceden ısıttığımız 180 derecelik, hatta 175 diyebiliriz, içini çeke çeke pişireceğiz. Çok yüksek ayara vermeyin poğaçalarınızı. Bu çok önemli. Bakın tamam. Mis. Süper. Ellerine sağlık. Efsane oldu görüntü. Çok güzel. Harika. Bakalım pişmiş hali nasıl olacak? Tospik olacak. Fırına vereyim hemen. Tombul poğaça olacak. Şöyle şahane. Tam orta kısmında. Şimdi neyle devam ediyoruz Serpil'ciğim? Meltem ablanın ne yapayım? Nasıl olmuş? Ay şahane oldu bak.
Lafımı bitirip tamamlayamadım. Ne anlattığımı unuttum. O ne kadar güzel, güzel oluyor. Poğaça. Şimdi birazcık da ilk sıcağı çıkacak. Üzerine harika bir olmuş. Bezle örteyim 2 dakika sonra onun en alt soldan. Serpil burunları çamaşır suyuyla yıkıyor. Buraları tertemiz yapıyor Serpil. Süper, ellerine sağlık Serpil'in. Vallahi çok temiz. Yani bunu teşekkür ederim. Bunu şey yapmalı mıyız? Böyle rengini değiştirmeli miyiz? Şimdi bunun şimdi üstü böyle çok böyle kıtır kıtır sevenler için güzel. Ama bir miktar yumuşasın istiyorsanız şöyle üzerini bir bezle örtün. 2 dakika sonra o pamuk gibi olacak. Göstereceğim. Çok güzel olmuş. Çok da başarılı. İstediğimiz kıvam bu. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle güzel bir kabımızın içerisine alıyoruz. Tam kıvamında. Yavaş yavaş pişirdik ki iç dokusu güzelce pişti. Dediğim gibi içerisine kıyma, patates, peynir, istediğiniz, dilediğiniz harcı da kullanabilirsiniz. Biz bugün böyle tam pastane poğaçası yaptık. Hiçbir şey koymadık içerisine. Ama kıvamı çok iyi, çok başarılı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.